Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Türkiye'nin tek koruyucu ruh sağlığı programı İyi Bak Kendine ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine tabii ki bildiğiniz üzere psikiyatri, psikoloji ve nöroloji üzerine yaşanan sorunları konuşup tartıştığımız, ele aldığımız ve koruyucu ruh sağlığı adına da çok önemli değerlendirmeler de bulunduğumuz programda bugün de biraz psikiyatrinin çok önemli bir sorunu konusu. Bu problemin aslında hem birey, hem toplum, hem de sağlık adına ayakları var bu sorunun çözülmesi manasında. Bunu konuşacağız. Psikiyatride, psikolojide damgalama ve damgalanma konusunu ele alıp değerlendireceğiz. Çok değerli hocalarımız bugün bizlerle birlikte. Bir hocam yanımda, biri de trafikte birazdan aramızda olacak. Ben burada mevcut olan hocamı sizlere takdim etmek istiyorum. İlk konuğum olacak. Daha önce hiç misafir etmedim kendisini. Uzman klinik psikolog Meral Sarıkaya Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniğinden. Hocam ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İstanbul'da 29 Ekim çalışmaları var. Biraz trafik de var. Diğer hocam Alper Evrensel olacak. Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniğinden psikiyatri uzmanı. Trafikte birazdan aramızda olacak. O da gelince tekrar sizlere takdim ederiz. Evet, trafik İstanbul'da zaman zaman hocam bizleri de strese, sıkıntıya sokabiliyor. Ama metropol büyük bir şehir. Gerekli çalışmalar da yapılıyor bu trafiğin giderilmesi. Biraz da özel nedenlerden dolayı bugün bir trafik oldu. Normalde çok rahat gelip gidebiliyorduk. Diyelim hocam, damgalanmayı konuşacağız ama ben girişte biraz da bahsettim. Bunun birkaç ayağı var. Bireyden kaynaklanan ayağı var. Toplumsal, aileden kaynaklanan ayağı var. Ve sağlık çalışanları, bazen hekimler de bu manada, psikiyatri dışındaki hekimler de bu manada damgalamaya neden olabiliyor. Bunu konuşacağız ama insanı anlama kılavuzumuz var hocam. Üsküdar Üniversitesi ve NEPE İstanbul Hastanesi'nin hazırladığı. Dilerseniz 20. maddeyi ekranlara getirelim. Eğer müsaitse yönetmenim 20. maddeyi seyredebilir miyiz? Hocam gördüğünüz üzere bu maddeyi biraz daha açalım. 20. madde diyor ki eğer biri insanı anlıyorsa o kişi dünyayı değiştirebilir. Aslında bugünkü konumuz o kadar yakından ilişkili ki karşısındaki kişi aslında neden kahkaha atıyor ya da aslında neye sinirli, neden rahatsız? Az çok tahmin ediyorsun belki ama anlamda veremiyorsun. Çünkü rahatsız olduğu şey aslında sana göre gayet normal. Sinirlendiği şey aslında o kadar da sinir bozucu değil. Kahkaha atıyor ama bunda da gülünecek o kadar komik şey var ki sana göre gibi uzatabiliyoruz. Ve insanı anla, dünyayı değiştir. Birini anlayabiliyor olmak. Damgalamayı konuşalım hocam. Damgalama ve damgalanma dediğimizde ne anlayabiliriz? Şöyle başlayayım ben aslında. İnsanı şöyle tanımlayabiliriz. Aslında insanın bir biyolojik, evet, bir psikolojik ve bir de sosyal yanı var. Damgalama bunun hem psikolojik yanıyla hem sosyal yanıyla çok ilişkili bir kulvar diyebiliriz. Damgalama olumsuz otomatik hem bireysel hem toplumsal olarak getirdiğimiz düşünce tarzları. Fakat bu öz damgalama haline de dönüşebiliyor. Yani kişinin kendini hem toplumsal taraftan damgalaması, diğer bireylerin o kişiyi damgalaması ve daha sonrasında kişinin de kendi kendini damgalaması haline dönüşebiliyor. Damgalamayı kısaca böyle tanımlayabilirim. Psikiyatride, psikiyatri hastalarımızın, danışanlarımızın buna çok yoğunluklu maruz kaldığını görüyoruz toplumsal açıdan baktığımızda. Ama sosyal anlamda birçok alt grup aslında damgalamaya maruz kalıyor. Hocam damgalama, evet, bazı yanlış algılar var, mitler de var. Bunları da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Tarihe de baktığımızda psikiyatrik tedavi, psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin toplumdan dışlandığı, ötekileştirildiği, hatta ölümlerle
cezalandırıldığını görüyoruz. Almanya'da özellikle 1932. Dünya Savaşı öncesinde o süreçte Amerika'da birçok ülkede bu danışanların ölümle sonuçlandırıldığı, kısırlaştırıldığı dahi aslında bugüne gelmesinde bu sürecin, bu algının tarihsel süreçlerde etkili olduğu değil mi? Belki şöyle, hani hepimizin bir kişisel tarihi var. Hani doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Fakat geçmişten getirdiğimiz toplumsal bir tarihimiz de var. Yani kendi bilinç dışımız olduğu gibi toplumsal bir bilinç dışımızda, yani eskiden oluşan bir takım olayların kendi bireysel yaşantımız üzerine yansımaları da var. Tabii ki bu tarihsel dönüşüm de bizim taşıdığımız ön yargıları ve düşünceleri tetikliyor, farklılaştırıyor bir noktada. Bu da önemli bir nokta tabii, tarihten bugünümüze gelen şeyler. Alper hocamız da aramıza geldi. Mikrofon takıldı galiba hocam. Tamam, mikrofon takıldı. Siz soluklanın hocam. Seyircilerime ben sizi tekrar takdim edeyim. Üsküdar Üniversitesi Etliler Polikliniği'nden psikiyatri uzmanı, yardımcı doçent doktor Alper Evrensel. Hocam hoş geldiniz. 29 Ekim çalışmalarından dolayı biraz İstanbul'da trafik vardı. Siz soluklanın. Biz hocamıza girişimizi yaptık, damgalamayı konuşuyoruz. Evet hocam, burada tabii bireyin de kendine bir takım şeyleri, hani görev ve sorumlulukları düşüyor kanaatindeyim ben. Özellikle böyle öyle istatistikler var ki sırf damgalanacağı kaygısıyla, damgalanacağı endişesiyle tedaviden kaçan kişiler var. Bu tedavi sürecini tabii ki etkiliyor ama buna ilişkin belki bireysel farkındalıkların oluşması adına neler söyleyebilirsiniz? Önce kişiden biraz başlayalım hocam. Bireysel farkındalıklar adına şöyle diyebilirim. Hani kişinin kendini bir şekilde psikiyatrik hastalıklar üzerinden konuşuyorsak şayet, yardım arama davranışını tabii ki olumsuz yönde etkileyen bir süreç bu damgalama. Toplum tarafından nasıl görüleceğim, diğerleri tarafından nasıl görüleceğim, bir eksiklik, suçluluk duygusu gibi bir takım süreçleri beraberinde getiriyor. Fakat hani bir noktada hem bireysel olarak hem toplumsal olarak aslında bu damgalamayla bizler, hani ruh sağlığı çalışanları ve özellikle medyaya da vurgu yapmak istiyorum bu noktada, medya çalışanlarının mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu hastalık ve tedavi sürecini çok olumsuz yönde etkileyen bir algı. Medyayı ayrıntılandıralım hocam. Ben bütün programlarımda hep iğneyi başkasına ama çuvaldızı kendimize batırmayı da ihmal etmiyorum. Çuvaldızı bize de batırın hocam istediğiniz gibi. Biz sonuna kadar eğer düzeltilmesi bir şey, gereken bir şey varsa bunu düzelteceğiz. En azından biz Ülke TV olarak buna önem veriyoruz ve bu hassasiyetlerinde farkındayız diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaban Bey, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, çalışmalarınızı tanıyorum. Yakinen sizi tanıyorum. Çok da değerli bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Bugün damgalama ve damgalanma konusu. Evet. Türkiye'nin psikiyatri ve psikoloji alanında en önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyoruz hocam. Yapmış olduğumuz okumalarda da bu gözüküyor. Tedavi sürecini kesinlikle sekteye uğratan bir süreç. Damgalama ve damgalanmaya ilişkin psikiyatri olarak hocamla biz biraz konuştuk psikoloji ayağına ama psikiyatrik yansıması bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet, bu bizim çalışmalarımızda çok ayak bağı olan bir konu. Bir açıdan biz de bu damgalanmanın mağduruyuz aslında. Şaban Bey, değinildi mi bilmiyorum. Bize de deli doktoru diye bir damga, etiket yapıştırılır. Ve bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hedef, rahatsızlık yelpazemizi çok daraltan bir yaklaşım bu. Evet, akli muhakeme bozuklukları bizim ilgi alanımıza girer ama girmeyen, onun dışında kat kat büyük bir alan var. Sadece bundan ibaret bir işlev gördüğümüz düşünülürse yanılınır. İşte nevrozlar, depresyon, panik, ilişki sorunları, cinsel işlev bozuklukları, bunlar hep bizim ilgi alanımıza girer. Dolayısıyla biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Bunun önüne nasıl geçilebilir ve ne yapmak lazım gelir dersek, öncelikle konuyu çok iyi tanımamız lazım. Evet. Yani psikiyatri nedir? Neye bakar?
Ve bu kapsamda bu program ve bunun öncülleri olan işte psikoyorum gibi programlar yıllardır bu alanda yapılan psikiyatri bilgilendirme çalışmalarını ben çok önemsiyorum. Farkındalık evet oluşması açısından ve gözlemliyorum da ben psikiyatri uzmanlık eğitimi hakkı kazandığım sıradaki dönemde halkın bakışıyla şimdiki bakışı arasında çok fark olduğunu görüyorum. Kendi kısa meslek dönemimden. Bundan sonra da iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Önce biz bu konuda hekimler ve işte psikologlar, sağlık çalışanları olarak neyse onu tanımlamalıyız. Yani biz bile bazen geçmişte mesela şöyle bir hataya da düşülmüş, sonradan önü alınmaya çalışılmış. Şizofreni kelimesi sanki böyle bir cüzdanlı hasta tanımlarmış gibi telaffuz edilmekten kaçınılmış. Ve bunu bizzat psikiyatristler yapmış. Şizofreni dememişler. Çekinmişler hocam. Çekinmişler. Kaygılar evet, olmuş. Evet, kaygılar olmuş. Yani hastadan, hasta yakınlarından özellikle kaçınmışlar. Mesela SCH demişler. Hı hı. Yani ilk üç harfinin böyle bir kısaltmasıyla şifreli bir kelime gibi. Psikoz demişler, psikotik bozukluk demişler. Fakat bu doğru bir yaklaşım değil. Şizofreni ise şizofreni. Hasta da hastalığının adını bilmeli ve ona göre tanımalı hastalığını. Ki bu kapsamda bizim kurumumuz psiko eğitim çalışmalarına çok önem veriyor. Hasta ve hasta yakınlarına konferanslar, paneller düzenleyerek tanıtmaya çalışıyor. Şizofreni korkulacak bir şey değildir. Yani şeker hastalığı neyse şizofreni de o tarz bir hastalıktır ve iyi bir tedaviyle, bakımla hayatın bütün işlevselliğini güzel bir şekilde sürdürebilir. İşte biz bile bundan bir dönem etkilenmişiz. Fakat şimdi hatanın önüne geçiliyor. Hasta yakınlarına telaffuz ederken kaçınmamalıyız. Hasta yakınları kendi rahatsızlıklarını, yakınların rahatsızlıklarını toplum içinde belirtirlerken kaçınmamalılar. Dik bir duruş sergilenmesi lazım gelir ki bu tarz böyle yanlış algılardan kurtulabilelim Şaban Bey. Hı hı. Hocam şu kullanımınız çok dikkatimi çekti. Sanki şizofreni rahatsızlığı tanımlamasında kaçınıldı. Evet, ailelerinden kaynaklanan kaygılardan dolayı bir cüzdanlı kişiler olarak algılanıyor olması. Şu an Türkiye bu noktada birçok adımı attı ve farkındalık oluşturma adına ciddi yol kat etti. Maşallah. Evet, bunu fark ediyoruz. Peki hocam, ama hala yolunda gitmeyen bazı şeyler de var. Toplumun bir anlamda psikiyatrik tedavi gören, psikolojik tedavi gören kişilere yaftalaması söz konusu. Maalesef. Birey kendini bile yaftalayabiliyor, tedaviden kaçabiliyor. Burada tabii toplumun ona karşı tutumu etkili oluyor ama hocamdan ben bireysel neler düşüyor kişiye onu dinledim. Sizden de kişiye ne gibi görevler düşüyor bu damgalamanın önüne geçmek ve bunu aşmak için? Evet. Şimdi burada belki kişinin kendisinde var olan bir sorunla yüzleşmesine mani olan ek başka bir sorunu olabilir. Nedir bu? Mesela depresyonda da olabilir bu kişi aynı zamanda. Farz edelim bir panik rahatsızlığı var. Ek olarak depresyonu da var. Şizofrenisi var. Ek olarak depresyonu da var. Şimdi depresyon kişinin benlik saygısını düşüren bir rahatsızlık. Kendine güvenini azaltıyor. Toplum içinde barınırken, kendini orada var ederken biraz çekingen, ürkek, geri planda ve kendini küçük gören bir tarzda hissetmesine sebep oluyor. Şimdi bu şekilde bir insanın bende aynı zamanda şu rahatsızlık var şeklinde orada tanımlama yapması oldukça zor. Belki bu depresyonuyla da mücadele edip iyileşmesi sağlanır. Ardından da kişinin evet ben nasıl kendimizi tanımlıyoruz? Mesela ben Kayserili'yim. Evet. Çekinecek bir şey yok. Yani Kayseri'nin toplumda bazı açılardan yanlış algıları olabilir. Ama ben buyum. Bunu yapacak bir şey yok. Efendim ben işte esmerim, siyah gözlü, siyah saçlıyım. Bu tarz böyle biçimsel tanımlamaları alnı açık başı dik şekilde yapabiliyorsak psikiyatrik rahatsızlıklara dair de tanımlamaları çekinmeden kaçınmadan yapabiliyor olmamız lazım. Ben tansiyon hastasıyım derken hiç kimse çekinip utanmıyor ama ben depresyondayım derken utanıyor. Yok efendim terapi görüyorum derken çekiniyor, utanıyor. Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı aşmamız lazım. Kişinin bu konuda
kendine güveniyor olması lazım. Sonuçta bu onun elinde olmayan bir konu. Benden önce değinildi mi bilmiyorum ama ben önemsediğim için ifade etmek isterim. Psikiyatrik rahatsızlıkları hep bir kişilik zafiyeti olarak düşünüyor insanlar. Sanki acizlik, becerememezlik, kendi sorununu aşamamazlık gibi. Bununla hiç ilgisi bulunmuyor. Psikiyatrik rahatsızlıklar beyin hastalığıdır ve kişinin elinde değildir. Elinde olmadan ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak da bir insanın eleştirilip yargılanması doğru bir şey olmayacaktır. Ona yardım ediyor olmamız lazım. Tıbbi yardımı, eğitimsel yardımı, terapi yardımını yapmamız lazım. El birliğiyle o kişinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşması için destek sağlıyor olmamız lazım. O kadar güzel bir konuya dikkat çektiniz ki hocam. Psikiyatrik rahatsızlıklar aslında beyin hastalıkları, beyin rahatsızlıkları, beyinden kaynaklanan. Tabii eskilerden artık şu da raflara kalktı diye biliyorum. Sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum yakından. Artık psikiyatri ve psikoloji otur, al danışanınızı karşıya dinle, gönder olayı. Artık her şeyi görüntülüyorsunuz. Evet, teknoloji o kadar gelişti ki. Yani beyindeki o etkisi sürecini yakından gözlemliyorsunuz. Bunu biliyorum. Bu teravih sürecine ilişkin de belki değerlendirmelerinizi rica edeceğim sizin ama hocam damgalanmak aslında kişi gizleme gereği duyuyor ya, bunu biraz geçmişine de dikkat çektik. Neden böyle bir şey yapıyor? Kişi yalnızlaştırıyor da değil mi hocam aynı zamanda? Ve o rahatsızlığı daha da ileri düzeye gidebiliyor. Evine veya bulunduğu ortama mahkum kalabiliyor. Dışarıya çıkmıyor. Ailesine küsebiliyor. Toplumdan uzaklaşabiliyor. Aslında hani biraz önce Alper Bey de değindi, bu tür süreçlerde genelde eşlik eden bir depresif şikayet ve özellikleri varsa kişinin, zaten benlik saygısında bir düşme, suçluluk duygularında yoğunlaşma gibi süreçleri bekleriz. Hani bu rahatsızlık durumunda zaten oluşur bunlar. Ve bu etiketlenme, yani bir noktada aslında sosyal olarak hem bu bireysel olarak kişide böyle bir depresif duygu durumu olabilir ama toplumsal olarak diğer insanlardan gelen geri bildirimler de bizim kendimize ilişkin atıflarımızda çok önemli rol oynuyor. Bu süreci ve duygusal durumu daha da yoğunlaştırır, daha da artırabilir, daha da ağırlaştırabilir. Dolayısıyla önemli bir süreç aslında vurguladığınız nokta. Benlik saygısında düşme kişinin sosyal işlevselliğinde de azalmaya sebebiyet verir. Bu doğal olarak hem iş aktivasyonunu etkiler, ailedeki dinamiklerini etkiler, toplumda yaptığı her şeyi etkilemeye başlar. Ama hani bu tek sadece damgalamayla ilişkilendirmeyelim. Psikiyatrik bir rahatsızlıkla beraber bu tür bir süreç birleştiğinde sonuç daha zorlayıcı bir sürece doğru gider ve yardım alma arayışını da ortadan azaltır. Ya da yardım almaya başladıysa bize devamlılığını azaltmaya başlar. Kişi tedaviye gelmekten kaçınmaya başlar. Ve dolayısıyla aslında tam bir tedavi almasının önüne geçen faktörleri ortaya koyabilir bu tür bir süreç. Akır hocam, sizden de bir hekim olarak bunu dinlemek isterim. Tedaviye etkisi tamamen olumsuz yönde etkisi var damgalamanın. Kişi nerelere kadar gidebilir? Ne kadar risk var hocam böyle bir süreçte kaçınması halinde? Şimdi rahatsızlığa göre değişmekle beraber en hafifinden en ağırına sonuçta bir bozulma, bir kalitesizleşme, bir bireyden topluma yayılan, dalga dalga yayılabilecek, etkileri olabilecek bir soruna dönüşebilir bu. Evet. Sadece bir bireyde kalacak olursa o bireyi işini gücünü yapamaz, yani tedavi almadığı takdirde işini gücünü yapamaz halden intihara gidecek kadar ağır şekilde etkileyebilir. Ya da bireyden başkalarına yayılacak olursa, o bireyin zarar verme potansiyeli varsa mesela, yakın zamanda işte bu 3,5 yaşındaki çocuğa yönelik saldırganca tavırla gündeme gelen şahsın acaba ruh hali nedir? Değil mi? Yani o kişi
belki bir süredir bir takım sıkıntıların içindeydi ama tedavi olmamış ise, bilemiyorum tabii, hiçbir fikrim yok o şahısla ilgili olarak, ama tedavi olmamış ise devamında bu tarz masum insanların da etkilenebileceği durumlara sebebiyet verebilir. Halbuki bu damgalanma olmasa, insanlar kendilerinde bir takım böyle yolunda gitmeyen şeyler olduğunu hissettikleri anda hemen soluğu bir klinikte alabilseler ya da bir telefon açsalar, bu da zor bir şey değil. Şimdi mesela çağrı merkezlerine bu şekilde ulaşarak danışmanlık alınabilir. Yani bir uzmandan, hekim ya da psikolog, yönlendirme talep edilebilir. Benim şöyle bir durumum var, bu neyin nesidir şeklinde. Bu yönlendirme ile o kişi ilerleyecektir. Konu psikiyatrik olmayabilir de belki dahili bir sorundur. Nörolojik olabilir, nörolojiye göndeririz, yönlendiririz. Orada araştırılır. Ama içinde yaşayıp da onunla kendi kendine mücadele etmeye çalışıyor olması bir kişinin ya da bir grup insanın diyelim, aile içinde tutmaya çalışıyorlar diyelim. Aman sızmasın, el gün ne der, çevreye biz nasıl açıklarız gibi. Böyle olduğu zaman biliniz ki o orada durmuyor. Nasıl ki evde siz bir yemek yaptınız, bir çöp çıktı ortaya, bunu götürüp atmanız lazım. Yani bunu evin içinde tutmaya, biriktirmeye çalışırsanız o zaman o ev yaşanmaz hale gelir. Mutlaka bir dışarıyla temas kurulması, o işin sorumlularıyla bağlantı kuruyor olmamız lazım. Çevreye girdiniz hocam. Biraz toplumun bu noktada da düşen görevleri ve yapılan hataları konuşalım ama öncesinde arkadaşlarımız Büşra ve Zeki İpek sokak röportajları yaptı. Damgalama ve damgalanmayı sordu. Bakalım toplum buna nasıl bakıyor? Onun ardından da hocalarımıza biraz da bizlere çevre, kişi haricinde çevresine ve topluma ne gibi görevler düşüyor? Bunu konuşalım. Toplumun ruh sağlığına ait çeşitli konulara el almayı sürdürüyoruz. İyi Bak Kendine de bu haftaki konumuz psikiyatride damgalanma. Halkımıza sorduk. Psikiyatride damgalanma ne demek? Damgalanma bir nevi ön yargı diye düşünüyorum ben. Mesela toplumun psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlara karşı hani ön yargılı veya hiç bilgi sahibi olmadan gösterdiği tutumdur diye düşünüyorum. Ötekileştirmek, fişlenmek veya mühürlenmek veya kötüleştirmek gibi anlamlara gelebiliyor. İnsanlara karşı ön yargılı davranmadır bence. Etiket olmak. Kişilerin, yani kişilerden habersiz kişilere lakap, ne bileyim işte, isimlendirmek. İnsanın geldi kötü olan huyunu başkaları tarafından hani açıklamak, söylemek başkalarına, bunu bildirmek. Damgalanma bence kadınlar arasındaki çekememezlik. Özellikle bu yani. Başka bir açıklaması yoktur bence. Evet, son arkadaşımızın yorumu biraz kadın arasında çekememezlik. O da damgalanmaya gidebilir belki ama hocam genel manasında çıkan sonuç ve tablo şu. Ön yargı diyorlar, fişleme diyorlar, ötekileştirme diyorlar, etiketleme ve lakap takma olarak değerlendiriyorlar. Hocam isterseniz röportajı üzerinden sizinle gidelim. Biraz da toplumun tepkisini ve yaptığı yanlışları konuşalım bu konuda. Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında hepimiz birey olarak baktığımızda da toplumun bir parçasıyız. Aslında buna hepimiz de dahiliz. Demeyecek gene Alper Bey de dedi hani Kayseriliyim. Evet, yani kendi taşıdığım bir süreçse bu. Bunu beyan edebilmeliyim. Edemezsem aslında ben de o etiketlemeye maruz kalmış ve onu devam ettirmiş oluyorum. Hani mesleğim ne olursa olsun, eğitim durumum ne olursa olsun. Ayrımlaştırmayla ilgili bir şeyin altını çiziyor. Evet. Zaten seyircilerimiz de onunla ilgili bir süreci vurgulamış. Ayrımlaştırma bir grubu bu kadar toplumun dışında bırakma. Bir noktadan sonra aslında o grubu cezalandırıcı hale getirir ve toplumda bir bölünmeye yol açmaya başlar. Dolayısıyla tehlikeli bir durumdur. Toplumsal açıdan da tehlikeli bir durumdur. Artı o etnik kişiler ya da bir etnik köken olabilir, bu bir ruh sağlığı rahatsızlığı olabilir ya da başka türlü bir cinsel yönelimle ilgili bir şey olabilir. Bunları tanımadığımız için çoğunlukla korkulan bir şey, ürkülen bir şey halinde tanımlamayı tercih ediyor insanlar. Önyargılar bunlarla ilgili bir şey. Mesela bir ruh sağlığı hastanesinin yakınlarında oturan insanların
Oradaki hastalara bakış açısıyla bir yapılmış bir araştırmada toplumun genelindeki bakış açısı arasında ciddi bir hayli farklılık var. Çünkü o hastaneye yakın oturan insanlar bu algılarla, kendi algıları böyle olsa dahi bu algıların değişmesine vesile olabilecek bir yaşantıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ve o ön yargılar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. O yüzden de bir şekilde özellikle ruh sağlığı alanında bunun ne kadar fazla profesyonel kişilerce halka indirgenmesi, açıklanması, anlatılması ne kadar yoğunlaştırılırsa bu noktada medyada çok önemli bir nokta. O yüzden de teşekkür ediyorum. Bu psikiyatri açısından bence en önemli noktalardan bir tanesi bu damgalanma. Hocam siz medyaya geliyorsunuz. Tamam, evet, medyaya sorayım size. Evet, medyada zaman zaman yanlış olabiliyor. Hekimi kötüleyebiliyor. Yapılan haberler, televizyon programları, tedavi sürecini kötü aktarabiliyorlar. Hastalıkların yanlış lansesi söz konusu olabiliyor. Medya ne gibi görevler yapıyor? Toplum tam konuşamadık ama medyaya dikkat çektiniz hocam. Medyadan sonra biraz daha toplumu konuşmaya çalışalım. Bize ne düşüyor hocam? Bize düşen görevler. Medya ile ilişkilendirirsek şöyle söylemeye çalışıyorum. Toplumu aslında bilinçlendiren en önemli faktörlerden bir tanesi medya şu anda. Medya, doğru. Yani burada Alper Bey ile ben beraber konuşuyoruz. Fakat medya aracılığıyla burada 20 kişiye de bunu anlatabilirdik ama doğru. Bu 200 kişiye, 2 milyon kişiye ulaşabilir hale geliyor. Dolayısıyla bu algıyı kırabilecek en önemli basamaklardan, ayaklardan bir tanesi de medya olduğu için toplumla birleştirerek bunu ben size bir şekilde söylemeye çalıştım. Evet, benim elimdeki notlarda medya mesela diyor ki bilimsellikten, bilimsel yöntemlerden ya da etkin tedavi tekniklerinden uzak gösterilebilmekte diyor. Psikiyatrik ve damgalamaya neden olan psikiyatri hastanelerine dair olumsuz görüntüler verilebiliyor. Etkin tedavi sunmayan hastaya davranışlarını açıklamadığına dair psikiyatristler, psikolog, uzman psikologlar suçlanabiliyor. Medya ve damgalanma hocam. Evet, doğru. Yani medya eğer bir gelir amaçlı bir kuruluş oluyorsa bu gelirin, yani reytingin diyelim, nereden geldiğiyle çok fazla ilgilenmiyor olabilir. Tabii ki onun yayın ilkeleri, ahlaki, etik kuralları elbette vardır ama bazen bunlar esneyebiliyor. Dolayısıyla bu reytingi elde edecek unsurlar psikiyatrik damgalanma da içerebilir. Burada işte çok bilinçli yöneticilere, medya yöneticilerine, medya editörlerine ihtiyaç var. Hem programlar bunun yani antistigmatizasyon, damgalanmayı engelleyici şekilde içerik taşımalı. Yani bu oluşan, var olan damgalanmaya kırmaya yönelik olmalı. Hem de yeni damgalanmaları oluşturmayacak şekilde de onun o yayının kısa ve uzun vadeli sonuçlarını da öngörebilecek şekilde bir yaklaşım elde edilmeli. Eğer kısa vadeli hemen reytingimizi yükseltelim, biz bir şeyi damgalayarak oradan bir gelir ve reyting elde edebiliriz şeklinde yaklaşılacak olursa uzun vadede mutlaka o sorun döner dolaşır, o kişileri de etkileyecek bir hal alır. Dolayısıyla böyle yaygın şekilde sorumlu davranış içinde oluyor olmamız lazım toplum olarak. Meral Hanım çok güzel ifade etti. Sadece psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili olarak değil. Mesela AIDS, yani o da bir enfeksiyon hastalığıdır ama AIDS ile ilgili toplumda oluşmuş ön yargılar hala daha kırılabilmiş değil. Yani 20 senedir AIDS'in bulaştığı 3 yol var. Onun dışında bu insanla tokalaşabilirsiniz, öpüşebilirsiniz, sarılabilirsiniz, bayramlaşabilirsiniz. Yani tecrit etmeyi gerektirecek hiçbir durum yok. Bu kadar basit bir bilgi bile hala tam yerleşmiş değil. Ve AIDS'li insanlar çıkıp AIDS'liyim demiyorlar, diyemiyorlar. Sanki kuduz, yani o saldıracak ve insanlara bulaştıracakmış gibi bir algı var. Bu ne zaman nasıl yerleştiyse işte onun attığı tohumlar bugün hala filiz veriyor ve bizim bağımızı bahçemizi bozan ayrık otları gibi bir türlü kurtulamıyoruz yani. Bugün yeni ayrışma tohumları atmıyor olmamız lazım.
Bunu Meral Hanım'ın dediği gibi yani etnik anlamda, kültürel anlamda ya da cinsel yönelimlerle ilgili olarak da yapmıyor olmamız lazım. Toplum bütün unsurlarıyla bir kilim gibi, bütün renkleriyle, bütün ilmekleriyle bir bütün. Her renkten insanı içinde bulunduruyor olması lazım. Yani tek renkten yapılmış sadece kırmızı ilmeklerin olduğu bir kilim olabilir mi? Farklılıklar olacak. Bunun içinde işte psikiyatrik rahatsızlığı olanlar olacak. Enfeksiyon hastalığı olanlar, dahili hastalığı olanlar olacak. Ve bütün bunlarla birlikte bu toplum yaşamayı becerecek. Gelişmiş batılı toplumlar bunu yapabildiğine göre biz de yapıyor olmalıyız. Medya işte bu konuda iki işlev taşıyor bana göre. Biri var olan damgalanmışlığı, işte mesela AIDS ile ilgili, şizofreni ile ilgili bu program psikiyatrik rahatsızlıkların anlaşılması konusunda muhteşem bir iş gördü, görüyor ve görmeye de devam edecek inşallah. Ben bunu net bir şekilde görüyorum. Benzer şekilde başka hastalıklarla ilgili de böyle programlar olsa ama yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Etnik anlamda farklılaşmaların önüne geçilmeli. Yani var olan damgalanmışlığı giderici yayınlar yapılmalı. Bir de yeni damgalanma tohumları ekmemeli. Evet. Ne yapılması gerektiği noktasında sorular var. Belki bilinçlendirme ve farkındalık oluşuma eğitimler, birçok eğitimler verilebilir. Belediyelerle organize edilebilir. Basın yayın kuruluşlarıyla, buradaki editörlerle bir şeyler yapılabilir. İbrahim Çelik'in bir sorusu var. Yakın takipçimiz. Damgalanmak ön yargı, zan ile tespit, teşhis, analiz, itham ve suçlama denilebilir mi diyor hocam, yöneltiyor. Hocalarım da zaten İbrahim Bey aynı şeyleri ifade ettiler. Nasıl engellenebilir ve korunabilir diye bir sorusu var hocam. Sizden ilk önce alalım cevabınızı. İşte aslında Alper Bey biraz önce bu konuya da değindi genel olarak, ama şöyle diyebiliriz aslında, bu bilinçlendirme ve eğitim belki kişilerden de baz alarak başlamalı. Önce hastanelerde bu hastalığa maruz kalan kişilerin de aslında kendileri ve aileleriyle ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor. Bir dönem bir ruh sağlığı hastanesinde bu bilinçlendirme gruplarıyla ilgili bir çalışma olmuştu benim. Ve oraya gelen hem aileler hem bireylerin kendileri, yani 8 haftalık, yaklaşık 2 aylık bir çalışmadan sonra hem hastalıklarıyla ilgili çok daha net bilgilere ve gerçek bilgilere sahip oldular, hem de bir şekilde bu damgalamayla ilgili sürecin çok daha hafiflediğini, bunu artık kendi etraflarıyla daha paylaşabilir pozisyona getirdiklerini gözlemledim. Dolayısıyla önce bu hastanelerden, kliniklerden belki başlayarak daha sonra belediyelerle ve işte medyayla ilişkilendirerek bunu yoğunlaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu halka ne kadar fazla anlatılırsa bu önyargılarda da azalmaya o kadar sebebiyet verecektir. Hocalarımın söylediklerinden benim anladığım, aslında gizlemekten ziyade paylaştıkça tedavi süreci de çok kolaylaşıyor. Hocam, mitler de var yanlış bilinen. Evet, bu konularla ilgili. Mesela biraz da psikiyatri alanında tedavinin yararsız olacağı, aslında damgalamaya gidebiliyor. Kullanılan ilaçların uyuttuğu, hiçbir şey yapmadığı. Bunlar da olabiliyor. Şeytanın etkisine kalmış nitelemesi. Şimdi benim yapmış olduğum okumalarda tedavi edilmez, yeniden başlar, sadece bir süre böyle kendini farklı hissedersin ama hiçbir zaman düzelmez gibi. Bu algılar da aslında damgalamayı. Maalesef. Evet, bir yandan da bununla mücadele ediyoruz Şaban Bey. Yani hastalarımız ve hasta yakınlarımızın o kadar çok sorusuna maruz kalıyoruz ki biz tedavi sürecinde. Hem bilgilendirmek hem onları yönlendirmek. Mesela sıklıkla hastalarımıza kesinlikle ilaç prospektüslerini okumamalarını ben tavsiye ediyorum. Buradan onu da şimdi yaygın bir şekilde duyurayım. Yani ilaç prospektüsleri hastayı ya da hekimi bilgilendirmek için yazılmış metinler değildir. Bunlar ilaç şirketlerinin olası hukuki sorunlarda kendilerini savunmak adına yazdıkları hukuki metinlerdir. İçinde tıbbi terimler oluyor olabilir ama bir sözleşme metni gibi düşünelim yani. Hukuki metinlerdir. Oradaki ifadelerin geneli yansıttığını, yüzdesel bilgi vermediğini,
hastayı doğrudan işaret etmediğini bilmemiz lazım. Yani sonra mahkemelik bir durum oluşursa, bir yan etki nedeniyle ilaç şirketinin başı ağrıyacak olursa, tazminat davaları açılacak olursa, kendini savunmak adına ilacın içine konmuş yazılardır. Zaten tedavi süreciyle ilgili, ilaçla ilgili en kapsamlı bilgilendirmeyi hekim yapıyor. Ve birinci sırada sorumlu hekimdir. O tedavinin sorumlusu, o reçeteyi yazandır. Bir sıkıntınız oluyorsa hekimle iletişim kuruluyor olmalıdır. Mesela orada yazan bilgilerle kafası karışıyor insanların. İnternete giriyorlar, orada yazan bilgilerle kafaları karışıyor. İnternette başka bir mecra hocam, kesinlikle orada. Sağdan soldan, kulaktan dolma bilgiler, hurafeler, bunlar böyle yayılmışlar. Ve maalesef bizim sağlıklı bir güven ilişkisi içinde tedavi ilerletmemize karışan, karıştırıcı, parazit bilgiler bunlar. Onlar olmasa, saf, tertemiz bir bağlantı kurabilsek hastamızla, çok güzel ilerleyecek her şey. Bunlarla da işte hem bu program aracılığıyla hem de biz dilimiz döndüğünce, karınca kararınca bir bireyle muhatap oluyoruz. Bir kişiyi bilgilendirmek bile, o da başka 10 kişiyi bilgilendirse örneğin, ya bunun aslı böyle değilmiş, hekim bana böyle anlattı dese, böyle yayılarak belki bir gün bu sıkıntılı durumdan kurtuluruz ümidindeyiz. Prospektüse ilişkin hocam bir yerde okumuştum yanılmıyorsam. 1000 kişi üzerinde belki refleksi ve tepkileri ölçülü biri aleyhte bir şey vermiş bile olsa onu yazmak zorundalar galiba. Çok güzel ifade ettiniz. Aynen öyle. Yani milyonda birlik bir ihtimal bile orada yer alıyor ve bunun milyonda bir görülen bir şey olduğu da yer almıyor. Yani işte sık görülen, nadir görülen gibi kaba ifadelerle yer alıyor. Dolayısıyla orada onu gören kişi sanki kendisinde de o olacakmış gibi bir zanla kapılarak korku ve endişe içerisinde ilaca karşı ön yargı besleyebiliyor ve tedavimiz çok güzel tetkik etmişiz, muayene etmişiz, tespit etmişiz, teşhis etmişiz ama tedavi edemiyoruz. Yani bu engele takılıp kalınca her şey var hazır, işlem yapamıyoruz. O küçücük engel işte bakın ne gibi sorunlara sebebiyet veriyor. Onun devamında dediğim gibi o kişinin kendine zarar verme ya da başkalarına zarar verme ihtimali içeren bir bozukluğu varsa eğer, küçücük bir şey ama ne kadar büyük sonuçlara sebebiyet veriyor. Böyle sıkıntı yani. Sizin hocam bu konudaki görüşlerinizi Meral hocam, doğru bilinen yanlışlar, mitler, yok işte ilacı kullanırsanız cinselliğiniz azalır veya ilaçlar uyutur gibi, bu noktadaki sizin de karşılaştığınız. Şimdi Alper Bey daha farmakolojik kısmına değindi hekim olarak. Ben de terapist olarak şöyle söyleyebilirim belki. Ben işin biraz daha sözel kısmında, destekleyici kısmında olduğum için işte terapiye gittim, bir şey olmadı. Sadece anlattım, çıktım. İşte bu bana nasıl fayda sağlayacak gibi terapiyle de ilgili. Terapi toplumda, sohbet gibi. Hani gidiyoruz ve konuşuyoruz. Başka da bir şey yok falan şeklinde gibi. Hiçbir şey değişmiyor. Böyle bir takım mitler var ama insanlar bunu birbirine anlatıyorlar. Fakat hani hastalarımızla biz ilk geldiği noktada terapi çerçeve konuşuyoruz, ne noktada ilerleyeceğimizi belirliyoruz, hekimlerimizle işbirliği noktasında çeşitli alt alanlarımız var ve her hastalığa yönelik rehabilitasyon çalışmaları diyeceğimiz terapötik çalışmalarımız var ve bunlarla ekip halinde yürüyoruz ve rahatsızlığımız hem farmakolojik hem terapötik ilişki beraber gittiğinde çok daha hızlı bir şekilde, çok daha işlevsel bir şekilde hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar diyeyim. Ama hani bu da mesela terapilerle ilgili bir mit. Sohbet ediyoruz, gidiyoruz ama hiçbir faydası olmuyor gibi. 45 dakika sohbet ediyoruz, para veriyoruz algısı. Maalesef bunu da ifade etmek gerekiyor. Hocam siz dikkat çektiğiniz zaman son 1-2 dakikaya girip belki burada da aslında damgalanmanın önüne geçmede bizlere de görevler düşüyor. Ama asıl ayak hekim, birey, tedavi gören kişi ve ailesi değil mi? Evet. Ve bu işbirliği de çok önemli. Tedavinin sürecinde işbirliğine ilişkin de kısaca görüşlerinizi alalım hocam. Estağfurullah. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Üçlü sacaya bu sizin belirttiğiniz. Yani hekimin, ilacın,
terapinin, yani sağlık cephesinin yapacakları var, sağlık çalışanlarının. Hastamızın, muhatabımızın yapacağı, kendine düşen işler var. Bir de yakın çevre. Bu işbirliği sağlandığı zaman sac ayağı gibi böyle şak diye yere oturan sarsılmaz bir yapı kurmuş oluyoruz. İşbirliğini şimdi artık eskisi gibi değil. Eskiden, yani bundan 20 sene, 30 sene evvel hekimler yarı tanrı gibi algılanıyormuş toplumda. Yani böyle astı astık, kestiği kestik, yanına çapraz selamla varılmayan, böyle el pençe divan durulan karşısında falan. Öyle değil, bizler de bir insanız ve iletişim kanallarımız açık. Şimdi artık her hekime, bu bir profesör, bir bölüm başkanı bile olabilir, tweet atabiliyorsunuz, mail atabiliyorsunuz, mesaj atabiliyorsunuz, WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz, arayıp konuşabiliyorsunuz. Bu kadar aslında temas halindeyiz. İletişim açığız. Hasta olarak değil mi hocam, kesinlikle. Yani işbirliğine açığız. Hastamız doğrudan ulaşabilir, hasta yakınları bize ulaşabilir. Böyle bir bağlantı kurduğumuz zaman kafada kalmasın, sorular sorulsun, muhatabı, uzmanı buna yanıt versin. Ha, yanıtı beğenirsiniz, uygulamak istersiniz, uygulamazsınız, ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama hurafe ile yürümeyelim. Neyse ne olsun, apaçık her şey böyle ortaya çıkarak ilerlensin. Bu şekilde şeffaflık, bak o son olarak onu da belirteyim. Şeffaf olunduğu zaman güven ortaya çıkacaktır. Bu güven duygusu içerisinde de rahatlık, huzur, dinginlik ortaya çıkacaktır. Her şey apaçık, eğrisiyle doğrusuyla çözüme kavuşabilecektir. Üsküdar Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor, psikiyatri uzmanı Alper Evrensel hocam, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Uzman klinik psikolog aynı yerden Meral Sarıkaya hocam, ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler, önemli bir konuyu çok değerli iki isimle konuşmaya, masaya yatırmaya çalıştık. Farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Yarın saatler 11.10'u gösterdiğinde artı eksi de farklı konu ve konuklarımla yine sizlerle olacağız. Hoşçakalın.